Böyle olaylarda cesedin sarılmış olduğu battaniye, hani diyelim ki normal yerde bulundu, su altında vesaire değil. Bununla ilgili yapılan incelemelerde dediğim gibi battaniyenin cinsi, markası, rengi, efendim üzerindeki şekiller oldukça önemli. Bunlar battaniyenin birer kimliğidir. Ne demek bu? Bu battaniyenin nereden temin edildiğine dair önemli donelerdir. Bu anlamda oldukça önemli. Böylelikle cinayette kullanılan, yani ölüm olayında kullanılan battaniyenin geldiği kaynak bize fail hakkında ciddi bilgiler verecektir. Aynı zamanda battaniye üzerinde bulunan bazı değişikliklerin analiz edildiği bir delildir. Nedir bunlar? Burada olmamakla birlikte örneğin ateşli silah yaralanmasında kullanılan bir malzeme olabilir. İşte silahın ucuna kapatmak suretiyle bu durumda kurşun giriş izlerini görürsünüz. Veyahut da kesici, delici alet yaralarını, izlerini, yara demeyelim ama izlerini görürsünüz. Veyahut da kullanılan battaniye üzerinde maktul veya maktuleye ait veyahut da cinayeti işleyen kişi veya kişilere ait biyolojik örneklere rastlayabiliriz. Nedir bunlar? Bu kan olabilir, salya olabilir, vücut sıvısı olabilir veyahut da dokunmaya bağlı bir takım bulgular olabilir. Buradan da DNA analiziyle maktul veya maktulenin kimliği ortaya konulur. Aynı zamanda mevcut başka DNA'larla birlikte fail veya faillerin kimler olduğu ortaya konulur. Hepsini birleştirecek olursak battaniye ve benzeri deliller oldukça önemli. Somut olgu ne ise Nevzat Bahtiyar tarafından bir battaniyeden bahsediliyor. İşte bejrengi olduğu söyleniyor. Fakat daha sonraki ifadelerde böyle bir battaniyeden bahsedilmiyor. Artı anlayabildiğimiz kadarıyla cesedin bulunduğu yerde çuvalda herhangi bir battaniye bulunmuş değil. Bu da olayı şu şekilde düşündürebilir. Nedir bu? Yine battaniye önemlidir. Neden? Nevzat Bahtiyar cesedi battaniye içerisinden almıştır. Çuvala battaniye ile koyması zor olduğu için battaniyeyi ayırmıştır. Cesedi çuvalın içine koymuştur. İşte bu durumda kaybolduğu veyahut da olmadığı düşünülen battaniye aslında vardır. Bir yere saklanmıştır veyahut da bir yere duruyordur. Burada yine ne önemli hale geliyor? Olay yeri incelemelerinin titizlikle yapılmasının önemi ortaya çıkıyor. Dediğim gibi daha sonraki çünkü Nevzat Bahtiyar cesedi aldım ben eve gittim evde çuvala koydum dediğinde battaniyeye sallı olma ihtimali var bu cesedin. Geldi battaniyeden ayırdı cesedi çuvala koydu battaniye o çuvala koyduğu yerde kaldı. Olay yeri incelemesinde buna da dikkat edilecek. Orada bulunan battaniye ve benzeri malzemeler kesinlikle koruma altına alınacak ve onlar üzerinde de gerekli adli incelemeler yapılması lazım. Tabii siz farazi konuştunuz tabii. Bırakabilir olduğu yere battaniyeyi diye tabii. ama battaniyeyi saklama ihtimali de var, battaniyeyi başka bir yere götürme ihtimali de var. Evet. Yıkayıp belki hangi evden alındıysa ya da alınmadığı evde Nevzat Bahtiyar yıkadıysa evinde bir yere koyma ihtimali var ama ifadelerde sizin dediğiniz gibi öyle bir noktaya rastlamıyoruz değil mi Sayın Ergün? Bu noktada öyle bir açıklama yok değil mi? Battaniye delil olarak şu an hala envantere girmedi ifadelerde. Yani şöyle, şimdi az evvel Mehmet Hoca bir şey söyledi. Temas ile oluşabilecek izlerden bahsetti. Bunlar doku üzerinde olabileceği gibi olayın aydınlatılması açısından da çok önemli bir noktaya gelebilir. Aynı şekilde dijital dünya açısından da arkada bırakılan dijital izler çok büyük önem taşımakta. Telefonlar üzerinde yapılan her türlü işlem kayıt altına alınıyor. Siz sildiğinizi düşünüyor olsanız bile yapılacak adli bilişim incelemesi sonucunda dijital verilere ulaşılması mümkün olabiliyor. Ve bu verilerin ortaya konmasıyla beraber özellikle adli tıp alanında oradan ortaya çıkacak, oradan gelecek verilerin birleştirilmesi sonucunda o ilk ifade ettiğim işte artık kişilerin bu olayı belli noktalarda kabul noktasına gelebilmesi mümkün. Tabii şimdi biz ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Savcılık mutlaka konunun gereği hassasiyet göstermek suretiyle tüm delil teşkil edebilecek materyaller üzerinde hassas bir inceleme yaptırıyordur. Çünkü artık Türkiye nefesini tutmuş, bu olayın aydınlatılmasını bekliyor diyebiliriz. Yani gündemin başına oturmuş durumda ve herkes merakla bekliyor. Ailenin burada almış olduğu pozisyon olayı daha bir farklılaştırdı ve daha bir ilgi çekici kıldı aslına bakarsanız. Çünkü ifadeler çok farklı boyuttaydı. Gün geçtikçe daha da farklılaşmaya başladı. İşte bu noktada bunların sağlıklı bir biçimde ortaya konabilmesi açısından
tüm verilerin bir araya getirilmesinin önem taşıdığını düşünüyorum. Zannediyorum yakın zaman içerisinde adli tıpta incelemeyle alakalı bir takım sonuçlar gelecektir. Sadece amcanın değil, diğer taraftan da diğer kişilerin telefonları ve cihazları üzerinde yapılacak incelemeler sonucunda, ki burada örnek vereyim, HTS kayıtları çok önemli. Şimdi yeni bir HTS kaydı üzerine amcaya soru sorulduğunda ifadesini değiştirmek mecburiyetinde kaldı. Dün mesela biz bunu hep beraber gördük. Bu HTS incelemeleri, bunun yanı sıra kamera görüntüsüne takılan, ki o işçinin dere başında aracını bırakmış olduğu kamera görüntüsüyle sabitti ve bu şekilde ortaya çıkarıldı. Bunun yanı sıra WhatsApp üzerinden bir takım yazılı mesajlaşmalar, bir de sesli mesajlaşmalar ortaya çıktı. Zannediyorum ilerleyen saatlerde çok daha farklı bir takım dijital verilerle de karşı karşıya kalırız. Ben bu sürecin çok daha fazla uzayacağını düşünmüyorum. Artık kıskaç son derece daralmış durumda. Yakın zaman içerisinde tüm bu verilerin birleşmesiyle beraber de umut ediyorum sağlıklı bir sonuca ulaşabiliriz. 8 yaşında bir çocuğun katili kim? Ona kimler yardım ve yataklıkta bulunmuş? Kimler iştirak etmiş? Kimler suç delillerini gizlemek için bir takım işlemler yapmış? Bunu net olarak görebiliriz. Kesinlikle, zaten onunla ilgili detaylı çalışmaların yapıldığını da hep beraber gözlemliyor biliyoruz. Aslında biraz da itirafçının çelişkili ifadelerine bakalım isteriz. Hem hukukçu olarak hem de bir adli bilim uzmanı olarak bunu da değerlendirelim istiyoruz. Hemen arkadaşlarımız bir grafik hazırladılar. Grafik üzerinden bakalım itirafçının çelişkili ifadeleri. İtirafçı dediğimizde hemen burada da Nevzat Bahtiyar fotoğrafıyla birlikte arkadaşlarımız koymuş. Nevzat Bahtiyar itirafçı oldu. Narin Güran'ın da cansız bedeninin gömülüp saklanmaya çalışıldığı noktayı da gösterdi derenin kenarında. Peki çelişkili ifadeleri neler? Onları bir bakalım, değerlendirelim istiyoruz. Şimdi jandarma ifadelerine baktığımızda amca cesedi yok etmem için 200 bin lira teklif etti dedi. İlk olarak bizler de bunu duyduk. Sonra amca ile cesedi çuvala beraber koyduk dedik. İşte o battaniye sorusu vardı ya, o da burada noktaya geldi. Battaniyeye sarılıydı, aldım çuvala koydum dedi. Cesedi derede uygun bir yere bıraktım cümlelerinden biri jandarma ifadelerinde. Amca ile cesedi çuvala beraber koyduk. Cesedi derede uygun bir yere bıraktım. Bu jandarmaya verdiği ifadeleri. Savcılık ifadesine baktığımızda ise savcılık ifadesinde de şunları söylüyor. Hep beraber bakalım. Amca cesedi yok etmezsen seni, aileni öldürürüm dedi. Jandarma ifadesinde ise cesedi yok etmem için 200 bin lira teklif etti demişti. Cesedi evimde çuvala tek başıma koydum diyor. Jandarma ifadesinde de çuvala amcayla birlikte koyduk diyor Salim'le. Diğerine baktığımızda savcılık ifadesinde cesedi aldıktan sonra eve gidip namaz kıldım diyor. Cesedi dereye uygun bir yere bıraktım diyor jandarma ifadesinde. Cesedi evimde çuvala tek başıma koydum derken çuvala beraber koyduğumunu ilk jandarma ifadesinde söylüyor. Cesedi aldıktan sonra eve gidip namaz kıldım diyor. Bunun karşılığında yine cesedi uygun bir yere, dereye bıraktığımı görüyoruz. Bu çelişkili ifadelerde ilk bölüm, ikinci bölümü de rica edeceğim arkadaşlar. İkinci bölümde de çelişkili ifadelerinde jandarmaya cesedi dereye yerleştirdim, üzerine bir taş koydum diyor. Hemen bunun karşılığında savcılıkta ne diyor? Cesedin üzerine üç büyük taş koydum diyor. Burada ilk ifadede bir taş, üç büyük taş oluyor. Diğer cümlesi jandarmada cesedin Narin'e ait olduğunu dere yatağında anladım diyor. Savcılık ifadesinde ise amca cesedi verirken Narin'i öldürdüm dedi diyor. Çelişkili ifadeler karşılıklı olarak arkadaşlarımız hazırlamışlar. Şu noktaya değinmek istiyorum. Hemen bu sayfada kalalım. Cesedi dereye yerleştirdim, üzerine bir taş koydum diyor jandarma ifadesinde. Jandarma şu süreci de izleyicilerimiz için kısaca söyleyeyim. Hemen tespit edildiğinde jandarmaya bir ifade verir. Sonrasında jandarma ifadeyi alır, tetkikleri yapar. Savcıyla birlikte süreci devam ettirir. Ya da bu çok önemli bir olay olduğu için savcı tüm süreçte dahil olsa da ilk ifadesi ve ikinci ifadesi olur. Savcılık ifadesinde de cesedin üzerine üç büyük taş koydum diyor. Şimdi burada bir olan taş sonrasında iki taşa
çıkıyor. Çelişkili ifadeler neredeyse cümlelerine baktığımızda her cümlesinde çelişkiyi görebiliyoruz. Bir taş nasıl oluyor da üç taş oluyor Sayın Görgülü? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü gazeteci olarak benim de tecrübelerimde ifadeler değişir ama genelde ne yazık ki böyle büyük suçları işleyenler o anı unutmazlar ya da o anı bozmazlar. Ama burada bir taşın üç taş olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da baktığımızda cesedin Narin'e ait olduğunu dereye gittiğimde fark ettim, öğrendim diyor, anladım diyor. Ama diğer tarafta da amca cesedi verirken Narin'i öldürdüm dedi diyor. Niye bu çelişkiler? Amacı mı var yoksa fark etmeden mi, yalan söylerken mi söylüyor? Tabii ki bu ifadelerden yorum çıkartarak söylüyorum. Ya da ilk başta söylediğini sonra doğru olanı söyleyeyim mi diyor. Şimdi ilk olay ortaya çıktığında burada bir psikolojik analiz yapmak gerekiyor. Kişi bu cinayeti örneğin işleri diyelim. İşleri ortaya çıkma ihtimali olduğunda ne diyeceğini başlangıçta şaşırabilir veyahut da yönlendirmek isteyebilir. O yüzden cesedi dereye yerleştirme üzerine bir taş koydum diyor. Şimdi normal şartlarda cesedi dereye niye yerleştirdi? Kaybolsun, gözden ırak olsun diye. Peki dereye yerleştirilmiş olan bir ceset bir müddet sonra su yüzüne çıkar mı çıkmaz mı? Tabii ki çıkma ihtimali var. Dereye yerleştirilmiş olan bir ceset derenin akıntısıyla beraber 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre her neyse ileride yeniden ortaya çıkma ihtimali var mı? Var. Peki bu durumda ne yapıyor? İki ifade de değişmiyor. Üzerine bir taş koydum. Amaç da dereye çökmesini sağlamak. Dolayısıyla cesedin bulunmasını engellemek. Buradaki tek doğru bu. Yani ben bu cesedin görülmesini asla ve kata istemedim. Onun için de üzerine taş koydum. O anda bir taş dedi, düşünememiştir. Daha sonra üç büyük taş dedi, onu da düşünememiştir. Gelişi güzel söylüyor. Hatta şöyle bir şey, jandarmada bir taş koydum, savcılıkta bir taş koydu aklına gelmeyebilir, üç taş diyebilir. O çok ayrıntılı bir, önemli bir detay değil. Bu arada çuvanın içerisinde taş olduğu ortaya çıkıyor veya öyle söyleniyor, bilmiyorum bulgulara göre. Mesela bundan hatta bahsetmiyor. Hatta üzerinde bulunduğu anda taşlar oldu ve dallarla evet, da kapandı. Doğal bir görüntü sağlandığı yönde de bilgi var. Orada mesela şu da olabilir. Kendisi koydu. Diyelim ki amcayla beraber iştirak halinde bu suç işlendi. Amca daha sonra gitti. Olayı yerini kontrol etmiştir. Ya bu adam doğru dürüst koydu mu koymadı mı diye. Bunu incelemiş de olabilir. Ve olay yerini yeniden düzenlemiş olabilir. Veya başka bir şahıs da olabilir tabii. Masumiyet karnesini asla unutmuyoruz. Şimdi cesedin Narin'e ait olduğunu dere yatağında anladım. Bakın amcanın ifadesi ve Nevzat'ın ifadesi bunların çok samimi arkadaş olduğunu gösteriyor. Şimdi bakın samimi arkadaşsınız. Size geldi, çağırdı, dedi ki Nevzat dedi şunu al. Şimdi çok samimisiniz. Bakın aranızda ast üst hiyerarşik bir ilişki yok. Bahsedilen ifadeye göre. Ya sormaz mısınız bu ne? Sanki orada efendim ben anlamadım bana dedi edilgin bir şahısmış gibi bu aklı yattığım değil. Aldım. Götürdüm işte bana 200 bin lira teklif etti veya tehdit etti. İki ifade var. Birinde menfaat sağlama, diğerinde korkuyla beraber her neyse. Aldım götürüm gömmeye. Şimdi bu durumda amcanın ve Nevzat'ın vermiş olduğu veya diğer şahısların da vermiş olduğu ifadeye göre bunların arası çok iyi ve çok çok samimiler. Diyarbakır'a gidiyorlar zaman zaman beraber zaman geçiriyorlar orada. Çeşitli yerlere oturuyor, yemek yiyorlar. Böyle bir samimiyetin olduğu bir durumda. Yani Nevzat Bahtiyar sen sormadın mı ya bu nedir? Bu kimdir? Efendim ben cesedin Narin'e ait olduğunu dere yatağında anladım. Bu çok doğru gelmiyor. Ha amca cesedi verirken Narin'i öldürdüm dedi. Bakın bu belki mantıklı olabilir.